Tekno hoş geldiniz. Bugün büyük bir televizyon inceleyeceğiz. Hemen tabii evet, ne inceliyoruz? Hakikaten büyük 75 inç. Samsung tam adı tam adı QE75 Q9FNA. Hmm. Şimdi buradaki 75 zaten 75 inç. Bunun 55 65 inç modelleri de var. Önemli olan Q9FN. Bunun serisi bu. Tamam. Q9FN serisi. 2018 model bir televizyon. Samsung'un en çok konuşulan en yüksek Televizyon serilerinden birisi bu. Ben iki sene önce bu modellerin bir sene önce e, dünya tanıtımına gitmiştim Samsung'un evet. misafir olarak Fransa'ya. Samsung yeni bir televizyon tasarımında bir anlayıştan bahsetmişti. Şimdi şu önümüzde gördüğün genişliği 1.68. Çaprazda yani ekran boyutu 75 inç e, metreyle ölçtüğünde 2 metreye yakın yani. 1.98 e, falan bir e, Görüntü alanı sunuyor. Köşeden köşeye, mesafe o civarda. Ee, şu gördüğün alet sadece bir ekran. Hı hı. Bir televizyon değil. Sadece bir ekran. Evet. İncecik bir yapısı var. Toplam bakayım 4 santim kadar bir hani birazcık yuvarlayarak bir kalınlığı var. Ama... Üzerinde hiçbir port, hiçbir bağlantı, USB, kamera falan o bu hiçbir şey yok. Hı hı. O yüzden dediğim gibi bu bir ekran. Bunun bir de aşağıda bir kutusu var. One Connect Box deniyor. Hı hı. Televizyonun bütün ıı, HDMI portları, USB portları, işte kart yuvası, başka kullanacağın güç bağlantısı, bütün bağlantılar, her şey o kutuda. Hı hı. O kutuyla bu ekran arasında incecik gözük ve hatta güpsiye, Samsung görünmez diyor. Hakikaten e, görmek i̇ncecik. zor şeffaf yapıda bir e, kablo var. Televizyona yani bu ekran dediğimiz kısma görüntüyü de elektriği de bilgiyi de o kablo aktarıyor. Esprisi şu bu televizyonun lansmanında e, Fransa'da çeşitli dekorasyon uzmanlarını getirtmişti Samsung. Çok doğru şeyler söylediler adam dedi ki sizin dedi evinizde televizyonun dedi yerini kablolar belirliyor. Hı hı. Çünkü anten kablosu yok. Uydu kablosu nedeniyle televizyonu işte bir yere yerleştiriyorsun. Sonra da dedi diğer eşyalarında dedi yerini televizyonun durumu belirliyor. Çünkü televizyon karşısına oturacağın için falan kanepeyi falan da öyle koyuyorsun. Hı hı. Evin dedi hakimi kablolar. Burada kablolar şu kutu televizyona yakın olmak zorunda bile değil. 5 metre mesafede ha. olabiliyor. Kutu bir yerde dursun. Tabi ben e, ona çok takılmışım. Tabii ki kumandayı kutuya doğrultmuyorsun. Sen ha. yine ekrana doğrultuyorsun. Tamam. Kutu istediğin yerde dursun. Sen ekranı istediğin, izleyeceğin yere koy. Esprisi hı. bu. Hı hı. Bence çok iyi bir düşünce. Ee, bununla birlikte tabii orada bizim o videomuz da var bu konu üzerine Tekno Seyir'de. Bir iki model duyurmuşlardı. Bir de Frame diye bir model vardı. Ee, ...resim çerçevesi gibi çeşitli çerçeve evet. seçenekleri falan vardı. Bu frame değil. Aynı mantığı temsil ediyor ama bu... ...Quantum LED serisi Samsung'un televizyonu. Dediğim gibi 2018 model bir televizyon. 4K, 3840x2160 piksel çözünürlüğü var. Şimdi renk, kontrast, ışık falan konularında... ...şimdi kızacaklar izleyiciler ama... İlginçtir Samsung bu en yüksek model televizyonun dökümantasyonunda kontrast değeri, işte görüş açısı değeri falan belirtmemiş. Hmm. Diyor ki renk işte Q kalır, kontrast Q kontrast, <laughs> görüş açısı <laughs> Q viewing angle ee, böyle. Hani ben de şimdi sağdan soldan bulma hani ne kadar sağlıklı verilerle aktarmak istemiyorum. Ama birazdan göreceksin bunların hepsi çok üst düzeyde. Ama Samsung niye böyle yapmış bilmiyorum. Kafa rakamlarla kafa karıştırmak istememiş. Milyar renk demişler. E zaten günümüzde işte HDR falan birazdan konuşacağız. Onu beklersin. Işıkta yine Samsung rakam vermediği için bir şey bir şey diyemiyorum ama bu televizyon HDR10 Plus. Hı hı. Ya da Samsung çık, duyurduğunda premium HDR demişti. Dolby Vision kadar değil ama hani senin benim evimdeki 1000 nitlik e, ekranlardan da değil. Benim tahminim internetteki çeşitli e, konuşmalarda da 2000 hmm. kandela olduğu ya da nit mi dersin olduğu tahmin ediliyor. E, doğrudur. Yani o şey de var birazdan göreceksin. Renk konusunda yalnız şöyle bir detay vermiş Samsung. Hani sayı vermese de e, renk konusunda sayı vermek ne kadar doğru zaten tartışılır da skala, palet konuşulur. Orada demiş ki: "DCI P3 standardı var. Bu HDR filmlerin, yayınların falan master edilen yapılan filmlerin standardı bu. Renk standardı. Tamamını %100 oranında destekliyorum." diyor. Bu bir önemli bir veri. Hı hı. Tabii ki LED aydınlatmalı. Bu OLED değil, QLED. QLED şu anlama geliyor. Televizyon LED aydınlatmalı bir LCD panel aslında ama RGB, kırmızı, yeşil, mavi filtre katmanlığının üzerinde bir katman daha var QLED'de. Quantum Dot diyorlar buna. Işığı yoğunlaştıran mini, çok çok gözle görmeyecek kadar ince partiküller olduğu bu katmanda belirtiliyor. Bu QLED, Samsung'un açık bir teknolojisi. Bugün ben hatta Arçelik bile QLED kullanmaya başladı. Başkaları da hmm. kullanabiliyor. OLED'in alternatif değil. Çünkü OLED kendi ışığını pikseller kendi üretiyor biliyorsun. O bambaşka bir teknoloji. Ama bu da normal LCD ekranın bir üst nesli. Aslına bakarsan LG'de de aynısı başka bir isimde nano particle mı ne diye bir hmm. isimle, nano selmine ismiyle aynı teknoloji var. Yani yalan bir teknoloji değil belli kendi çünkü firmalar kullanıyor. Bir tek markaya kalmış bir şey değil. Bütün ek panel LEDlerle aydınlatılıyor. Sadece yandan değil, full array aydınlatma deniyor. Dolayısıyla lokal dimming denilen siyahı o LEDleri kapatarak siyah yapma teknolojisi var. Zaten siyahı çok çok iyi. Evet. Hatta bizim OLED televizyonlarda yaşadığımız hmm. televizyonun kapalı olduğunu anlamama durumu bunda da var. Siyahı çok iyi. İstersen o local dimming'i arttırabiliyorsun, azaltabiliyorsun falan. İnce ayarları da var. Ayrıca Samsung diyor ki bende bir de Ultra Black Elite Elite diye bir teknolojim var diyor. Üzerinde diyor bir katmanım daha var diyor benim ekranımda yansıyan ışığı soğurmaya hmm. yarayan bir katmanım daha var diyor. Bu yüzden de işte benim ekranımdan ışığın güneşin yansıması az diyor. Tabii ölçmek zor. Ama ayna gibi parlamıyordu biz de burada kullanırken kendi Aa. deneyimimiz. Ama dediğim gibi hani ölçmek biraz zor. HDR 10 Plus demiştim. HDR kapasitesinde işte aynı zamanda bu televizyonun bir sürü sertifikası var. HDR 10 Plus, Ultra HD Premium, Ultra HD. <laughs> Bunlar hepsi bir kurumların verdiği logolar. Şey değil Tabii. hani alıp da ten, ten bulup kutuya yapıştırmıyorsun. Açıklamaları var. 4K Ultra HD. Bu sertifikaların hepsine sahip. İlginç bir özelliği bu televizyonda FreeSync var. <laughs> Xbox'a bağladığımızda aktifleyebildik. Bilgisayara bağlarsan kullanabilirsin. HDMI üzerinden FreeSync. Güzel. Bu televizyonda var. 4K'da değil ama 1440p'ye indirirsen çözünürlüğü 120 Hz görüntü desteği var. Yine hemen hemen hiçbir televizyonda olmayan bir özellik. Ama 4K'da değil, 100, 100, 144, 1440p'ye indirirsen. Tamam. Bu görüntü hızlandırma falan vardır ya televizyonlarda, evet. 240 Hz bundaki değeri. Ee, bir o demin hani frame dediğimiz Samsung'un modelinden falan bahsetmiştim ya, onun da bir farkı, bunda bir hareket algılayıcı yok. Frame'de o vardı, sen mesela odada kimse yoksa uyuyordu, hmm. birisi geldi mi canlanıyordu falan, bunda o özellik yok. Fakat güzel bir özelliği duvar dedik ya bu bir panel bunun portum ortu bir şey yok. Evet. Dolayısıyla bunun arkasında bir görünmeyen, gözükmeyen böyle bir çıkıntı, bir kalınlık yok. Hiç yok. Dümdüz Bunun duvara sıfır televizyonun duvara yapışmasını sağlayan özel ayağı var. Hmm. Sen ayrıca satın alıyorsun Samsung'dan ama duvara sıfır oluyor. Duvara tablo asmışsın gibi oluyor. Zaten işte o incecik kabloyla elektriğini görüntüsünü aldığı için duvarda böyle bir ekran. Çok güzel bir şey. Kendi kutusundan çıkan ayağı beğendiğimi söyleyemem. Evet çok büyük. Görüyorsun çok kaba bir yani tamam bu sonuçta 40 küsür kilo 50 kiloya yakın. Ee, güçlü bir ayak lazım ama fazla güçlü belki de. Ama beni en çok rahatsız eden tarafı. Ben televizyonun önüne bar koyacağım, sound bar koyacağım ya da tek center hoparlörümü koyacağım. Evet, yani. Bu ayak mahvediyor işi. Doğru. O yüzden e, bunda şey yok. O frame dediğimiz modelde çeşit çeşit ayak vardı tuval şeklinde falan e, ya da işte ne derler bilmiyorum o e, hı hı. şeyi tuvali koyduğumuz ayağa. Bunda o seçenekler yok. Bunda da ayak seçenekleri var ama onlar yok. Ama ben olsam bu televizyon birazdanlıkla konuşacağız. Çok pahalı bir televizyon. Değerli bir televizyon. Bir yatırım. Ben o diğer ayakları muhakkak değerlendiririm. Hmm. Ya da duvara Duvar sıfır askı. Çıkar. En güzeli o. Hiç boşluk kalmadan duvara asacağım tablo gibi. Evet, öyle Zaten oldu. bu televizyonun bir şöyle bir ambiyans modu var Murat. Geçtim şimdi. Bak mesela. Samsung demişti ki bu yeni televizyonlar böyle simsiyah duvarda hatta hani bir görsel tasarım ustası geldi. Adam şey dedi mezar gibi dedi Hı. öyle duvarda siyah bir çalışmazken boşluk. Öyle dedi kalmasın böyle dursun Hı. kapalıyken ya da işte çeşitli tahmin edeceğin gibi başka Beşleriz duvar yani. kağıtları falan var. Bu saatin animasyonları var senin Samsung bulutundaki galerindeki fotoğrafları gösterme şeyi var ya da dünya klasiklerini gösterme imkanı var. Televizyon duvarda böyle simsiyah işte adam mezar gibi dedi çok harika bir tabirdi bence. Duracağına böyle şeyler gözüksün. Zaten güç tüketimi oldukça düşük. Kapanmasın hı hı. böyle olsun diyorlardı. Esprisi bu. Ambiyans modu. Güzelmiş. Hareket sensörü olsa işte sonuçta hani evde kimse yokken de böyle evet, durmasının anlamı yok. Kapanıyor. Birisi geldiğinde evde birileri dolaşıyorsa bu modu sürdürüyor. Bunda o imkanın yok. Murat şimdi bir kumandadan da bahsedelim. Akıllı telefon özelliklerini falan konuşacağız. Yine şeye gidelim Vallahi abi televizyonun boyutuna tezat bir kumandası var minnacık. Şimdi öyle. E, bu arada biz şu anda Kablo TV seyrediyoruz. Evet. TürkSat. Orada bir 4K kanal var. Onun Ulaştık. görüntüleri Hı -hı. dönüyor. Murat kutusundan çıkan kumanda bu. Mikrofon var üzerinde sesli komut için. Çok işimize yaramadı bizim. Evet, denedik. Ee, şimdi görüyorsun sadece bir, bir volüm düğmesi, yani. bir kanal düğmesi. Onlar da basarak değil. Ben ilk önce bulamadım nasıl kontrol edeceğimi. Yukarı aşağı oynatarak düğmeyi. Hmm. Şurada da hani işlevleri yöneteceğin joystick diyelim. diyelim. Daire. Şimdi sıkıntı şu Murat. Bu televizyonun bir bildiğimiz anlamda kumandası yok. Hmm. Şimdi bu kumanda babaanneye, anneanneye bu kumandayı verirsen Der ki bir hafta sonra al bu televizyonu götür ben kullanamıyorum der. %100. Çünkü bu bizim gibi bilgisayarlar çok çağdaşlar olan insanlığın hoşuna gidecek bir kumanda. Çünkü hancence yani joystick'le yönetiyorsun işte yönlerle yönetiyorsun falan ama o or ortayla onaylıyorsun. Hani babaanneler dedeler bire basıp TRT 1 yani. açılsın, ajansı dinleyeceğim isteyenler için bu bir sıkıntı. Şöyle bir metal güzel aslında ha, bir kumandası ama. var. Evet. Fakat bir eski anlamda bir kumanda isterdim. En azından opsiyon olmasını. Bu geliyor. Ha istersen telefondan yazılımını yükleyip kullanabiliyorsun falan ama tabii o işi daha da karıştırıyor. Ee, daha da karıştırıyor. Murat, e, ilginç özelliklerinden birisi. Bak PlayStation 1, hmm. PlayStation, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 1 <laughs> olmadı. Bunları kendi tanıyor. Kutusuna bağladın mı? PlayStation evet. 4 taktın mı? Oraya PlayStation 4 hatta mavi renkte hatta işte Xbox logosuyla kendi isimlendiriyor. Hı hı. Tabii sen hani geçebilirsin. Kendin bir isim verebilirsin ama bağladığın cihazları tanıma olanağı var. Bunun dışında Samsung'un SmartThings sistemiyle şunu yapabiliyorsun. Tabii en basiti telefonu yansıtabilmek. Samsung olması şart değil. Değil. Ama aslında bu televizyon şunu yapıyor. Mesela evinde Samsung'un başka akıllı ev sistemleri var senin. Akıllı tamam. ışıkları, ampulleri var. Kilidi var falan filan. Televizyondan hepsini yönetebiliyorsun. Hmm. Televizyon ışıkları kısabiliyor filme başlayınca falan ha. ama o ekipman da olacak sende. Eee Herkes de herkesde yok. Bir şey ama söyleyeceğim? Böyle bir şeyler var. Biz tabii şu an bir işletim sistemine bakıyoruz. Bu ne? Şimdi bu Samsung'un Tizen'i tabii evet, ki tabii. televizyona aktarılmış. Ee, kumandadan bahsettik. Benim notlarımdan gidersek ben biraz medya oynatma özelliklerine gireyim. 3 tane USB portu var hı hı. kutunun Kutuda. üzerinde. Bunlar inputları NTFS destekliyor, XFAT destekliyor, bütün dosya sistemlerini destekliyor. Gidiyorsun. Şimdi biz eskiden bu incelemeleri yaparken yok AVI'ydi, DVX'iydi, MOV'uydu her dosyaya bakıyorduk. Ben artık bunlara bakmıyorum. Hı hı. Bu devirde bu televizyonda AVI e edecek arkadaşa ben bir AVI e <laughs> gösteren televizyon hediye ederim yani. E artık bunlarla zaman kaybetmeye gerek yok. H264, 265, MKV, 4K bunlar artık benim kriterlerim. Bak, dahili bir medya oynatıcısı var. MKV dosyalarını destekliyor. Hı hı. Açayım mı bir şeyler? Tamam. MKV dosyalarını destekliyor. H265 destekliyor. Altyazı destekliyor. Türkçe encoding desteği var. Altyazının şekli hatta girelim. Tamam. Altyazının şekli, rengi falan ayarı. Bak. Hı -hı. Geciktirme, ileri alma, O çok iyi. büyütme, küçültme, Hepsi var. İyi. Burada preview'unu görüyorsun zaten. Hı -hı. Yani altyazı desteği tam. AC3 ses Dolby Digital destekliyor. Çalıyor. DTS desteklemiyor. Hı -hı. Bak basayım. Hı -hı. DTS desteklemiyor. Ama işte H265 ve altyazı tü... şimdi kapansın. Türkçe harflerde burada Türkçe harf yok. Türkçe harflerde sorun yok görüyorsun. Ö'sü Ü'sü birazdan iyisi. Ha. Settings'ten açman gerekebiliyor bazen ama Gerçekten. gösteriyor. Yani medya oynatıcı desteği tamam DTS yok. DTS için sen şey yapacaksın. Bak H265 dosyalar açayım sana. Şuradan. Ya da şu mu? Ne olsun. 4K H265. Şey kendinden oynatıyor medya oynatıcım yok. Hı. Renkleri görüntüyü de görüyorsun. Evet. Medya oynatıcı olarak hani 90 alır bir DTS. O da biliyorsun genelde lisans sorunu lisans oluyor. Canım. Teknik yapı sorunu değil de DTS desteklemiyor. Akıllı TV olarak <laughs> nedir? Şimdi Tizen dedin. Hı hı. Bak gidelim. Gidelim. Bu arada arayüzde dolaşman çok hızlı gerçekleşiyor. Hızlı her şey. Kanal değişimi de hızlı. Şimdi bir iki kanal hatta yapalım unutmayalım. Tamam. Şöyle. Biz hızlı dedik ya. <laughs> Sırf böyle dolaşmak zorunda değilsin. Evet. evet. Çok da hızlı. Gözükmedi. Guide var. Rehber. Buradan seçebiliyor. Hatta hani biliyorsun programda şuna bastın da o başladığında açılsın falan yapabiliyorsun. Kayıt USB diske kayıt yapabiliyorsun. Böyle geçebilirsin. Ya da liste var. Hmm. Böyle geçebilirsin. Bunların hepsi bize telif hakkı olarak geri döner. O yüzden birazdan çıkalım. Tamam sözümü geri aldım. Kanal değişimi o kadar da hızlı değil. <gülüyor> <gülüyor> değil. Şimdi akıllı TV özelliklerinden bahsedelim. Evet. Biz yine 4K'ya mı 366 ya geçelim? 366'ya gel abi. Channel list'ten kaça geleceğim? 366. Tamam. Bu 4K'lara geçiş ekstra yavaş oluyor bütün televizyonlarda. Onu da söyleyeyim. Gerçi bir tek kanal var. Şimdi Murat, akıllı TV özelliklerinde çok fazla bir uygulama mağazası var. Çok fazla bir uygulama yok. Onu evet. söyleyeyim. Görüyorsun işte Mercedes TV, Rusça bir şeyler falan. Çok fazla şey yok. Biz bak TRT var. Ne Netflix var. En önemli şey bir kere bu. Birazdan gireriz de. Net HDR izletiyor. 4K izletiyor. Tabi aboneliğinizi veriyorsa. Göre. Netflix var. Onun dışında çok olacak şeyler. YouTube var. HDR'ı falan destekliyor. Google'ın Google Play yok ama Google Play Movies var. Film falan kiralayıp satın Hı -hı. alıp izleyebiliyorsun. Vimeo var. Digiturk Digiturk Play, Hı -hı. Plus Hı -hı. var. Tr -t -t var. TRT var. Blue TV görüyorum. Facebook ve Twitter yok. Facebook'un sadece videoları Video var. var. <laughs> Twitter yok eklenebilir. Twitch görüyorsun zaten. Bazı böyle oyunlar falan da var ama pek, pek bakmak istemezsin. Tavsiye etmem. Hı hı. Ee, ama hani Spotify var. Birçok kişinin isteyeceği Netflix'tir, YouTube'tur. Onlar var. Ha, Amazon Üzgünlüğü Prime bile var baksana. Hı -hı. Ee, senin Samsung bulutundaki Samsung kullanıcısıysan fotoğraf albümünü falan buradan izleyebiliyorsun. Hatta şey falan var. Mesela istersen bu Smart View'la şey Smart Things'le senin izlemek istediğin işte ne bileyim <laughs> net Dallas başladı. Telefona notification gelebiliyor. Exactly. Samsung bulutunu aynı hesapı kullanıyorsan. 4 GB kadar bir depolama depolama alanına yükleniyor bu uygulamalar. Yetiyor çünkü 5 MB 10 MB her biri. YouTube'a girelim mi? Gir. İşte YouTube Leanback sistemi biliyorsun. 4K. Evet. Basayım mı? Bas. Ee, akıllı TV boyutu böyle. Çok fazla uygulama yok. Bir şey söyle ben de eklemek istiyorum. Steam Link desteği var. Kendi içinde yani daha doğrusu da mağazadan yüklüyorsun. Steam Link'i destekliyor. Desktop yani desktop, laptop makinendeki Steam oyununu buraya aktarıyor. Buraya yansıtıyorsun. Oynuyorsun. Ben... tabi bir Bluetooth kontrolcüyü biz Tabii. eşleştirdik. Ee, bilgisayar arka odada o çalışıyor, oyunu aslında o render ediyor. A üzerinden onun görüntüsü buraya geliyor. Ben burada oynuyorum kumandamla. Bunun benim kumandamın hareketleri de içerideki bilgisayara gidiyor. Tabii ki görüntü Wi-Fi'den aktarıldığı için bir bozulma oluyor belli bir bozulma ama çok başarılıydı ama yani. Kurulumu vesairesi. Ek bir Steam Link aslında bir cihazdı. Evet. Biz incelemiştik, etmiştik. Ya da bir bilgisayarı o işe ataman gerekiyordu. Burada içinde. i̇çinde. Yazılıma indirmişler Steam Link'i. Murat, Samsung'un özellikle belirttiği şeylerden birisi. Bende diyor burn-in yok. Yani işte OLED'in hala yıllardan beridir eleştirilen hmm. yanı ya. Mesela devamlı TRT seyrediyorsan 7 gün 24 <laughs> saat o TRT logosu kalır orada. Evet. Ben de diyor burnin yok. Artı 10 yılda diyor garantisini veriyorum o burnin'in olmayacağını. Çok iyi. Televizyonun garantisi değil o normal ülke şartları ama burnin için 10 yıl diyor özellikle garanti veriyorum. Öyle bir şey yok diyor. Süper. Toplam en yüksek ışıkta şeyde 340 watt kadar bir tüketimi var. O bağlantı kutusunda 80211 şey var. Buradan bir 4K bir güzel bir video yok mu ya? Ee, 80211 AC Wi-Fi ile bağlanıyor. Ethernet, Bluetooth sen kulaklığını eşleştiriyorsun. Hı hı. Optik ses çıkışı var. 60 Watt. Kendi sesi 60 Watt. Ee, çok şey değil. Hani Çünkü burada tamamıyla incecik çerçeveli bir ekran karşımızda. Hoparlörler arkaya bakıyor. Ben onu hiç sevmiyorum. Ama sen istediğin ses sistemiyle donatırsın. Benim tavsiyem böyle bir televizyona en azından bir sound var. Kesinlikle. Yakışır. Gerekir. Bunun üzerindeki hoparlörlere kalmayın. Evet başka senin özellikle sormak istediğim bir şey var Abi, mı? Benim notlarım bunlar. Benim sana tabii ki soracağım şey şu. Bu, bunu biz yaklaşık bir aydır kullanıyoruz. Senin hani çok da televizyon inceledik yani geçmişimizde de. Görüntü kalitesinden sen bir televizyon yani sinema çok sever güzel. olarak da Baktığı zaman Şimdi ne diyorsun? E, eskiden upscaling'e falan özellikle önem veriyorduk ama evet. artık 4K kaynaklar çok. E, eskisi kadar 4K ulaşılmaz bulunmaz bir şey değil. Ben 4K Xbox'a bağladığımda mesela Xbox One X'e bağladığımda bir kere e, istersen bir deneyelim. Bütün e, o One X'in bir şeyi vardır. One S'in, One X'in hmm. görüntü televizyonu analiz etme ekranı vardır. Oradaki her şey yeşil. Bir tek artık Dolby Vision geldi konsollara. O yok. Hı hı. <laughs> Her şey yeşil. 4K'da 60 Hz. Mükemmel görüntü alıyorum. Güzel. Siyahlar çok koyu. Siyah gibi. Hı hı. Yalnız bir tek tavsiyem şu olur. Şey yaptığında. Şuradan ben yine televizyona geçeyim. Murat konsolla oynadığımda oyun modu var. Hatta oyun modunun ince ayarları var. Hı hı. Ben şu şeyi settings'e gidelim. Ben şu görüntü ayarlarında keskinleştirme falan gibi şeyleri hep kapattım Xbox'ta. Öyle daha iyi görüntü Hepimizin, aldığımı. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Yani şu auto motion falan zaten kapatıyoruz. Hı hı. Ben şu contrast enhancer falan hepsini kapattım Xbox'ta. Görüntünün çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Öbür Öyle. türlü özellikle Cözler PlayStation'da var. Xbox'ta Yazıların çevresinde bir gölge gibi bir efekt olduğunu düşünüyorum. Doğru. Ama kapatarak oyun modunu açınca zaten onların bir birçoğu gidiyor. Şu anda televizyon setimiz için oyun modunda Hı -hı. değil. Çoğu gidiyor ama kalanları da ben kapatın, O Genişmiş özellikleri kapatınca çok güzel bir görüntü elde ettim. Hı -hı. Rengin ince ayarı falan bak burada görüyorsun zaten var. Ama Hı -hı. hani uğraşmak ister misin? Hı -hı. Doğru. Bozmayacağım şimdi yayında. Hı -hı. Bence görüntü çok iyi. Büyüklük tabi 75 inç harika bir şey ama fiyatı etkiliyor. Artı yer olarak da şimdi tabii biz 75 için bir metre, bir buçuk metre ötesinde oturuyoruz. Normalde <laughs> böyle bir kullanım yok. Tabi. Ah, Valla Murat ben çok beğendim. Akıllı TV tarafını ben çok ciddi almıyorum. Çünkü kendi medya playerimi falan bağlayarak akıl <laughs> katmayı tercih ediyorum. Bana daha esnek geliyor. Ama Netflix'i bundan açarım, seyrederim. Evet. Gerek de yok ayrıca cihaza. Ee, her şey çok güzel. ama Her şey çok güzel. Evet bir de işte bir sonunda fiyatını konuşmamız gerekiyor. Doğru. Renat abi son olarak e, akıllı özellikleri gösterdik. Browser'ı da evet. var değil mi? Bir tarayıcıyla geliyor. Bir internet tarayıcısı işte Samsung'un hani sa telefonlarındaki internet var ya. Hı -hı. O var. Sakallı motorcularla bir kavasa problemi açıldı. Bence çıkalım, kaçalım. Netflix falan, YouTube hepsi emrinde göstermiştik. Bu galeri senin, işte Android'in galerisi. Hı hı. İnternette de işte TeknoSeyir, Vimeo, bütün hepsi var. önemli siteler var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Murat, biz dolaştık. Hani YouTube'a falan buradan da girebiliyorsun. TeknoSeyir seyredebiliyorsun falan. Hani browser, ha klavye bir klavye kucak tipi, klavye, mouse. Bağladık ya da çalışıyor. Da çalışıyor. Buradan internet gezintisi de yapabiliyorsun. Abi, Onu söyleyeyim. Son olarak ben de şeyi söyleyeyim. Merak edenler olabilir. Biz televizyonu incelerken menüler falan hepsi İngilizceydi. E, bu siz aldığınızda Türkçe olacak. Bu bizimki demo ürün. Evet. Bunda bu böyle. her seçenek aynı şekilde olmuyor Hı -hı. ama bir sorun olmayacaktır. Çok da fark etmiyor zaten. Evet, tabii. Murat tabii ki her güzelliğin bir bedeli var. Ne kadar? Bu abi. televizyon çok güzel. Evet. Şimdiye kadar bize gelen en muhteşem büyüklüğüyle de özellikleriyle de görüntüsüyle de en muhteşem televizyon. Ev sineması için falan ideal. Hani QLED tamam. olmasa da siyahlar falan Çok muhteşem. Iyi. Şimdi Samsung'un bu 75 inç için Samsung'un kendi sitesinde kendi fiyatı 37 bin lira. Yani <laughs> e, bırak git. 37 bin lira. Evet. Ama hani o kadar üzülme. Başka satıcılarda internette şu anda 30 bin liraya oh. var. Ama böyle. Hı hı. Her güzelliğin bir bedeli var. Hı hı. Bu televizyonda 30 bin liralık bir televizyon. Ama 30 bin liralık da televizyon yani. Yani Gör, görüyorsun görüntü şeyi. Ee, Murat hani sana bana pahalı ama bunu da isteyecek bir sürü kişi var. Var. Alacak bir sürü kişi var. Evet bilemiyorum. Vallahi ee, ne dersin? Şimdi burada ne oynatsam televizyon telif, telif telif hakkına girecek. O yüzden televizyona dönsem Şeyde yapamıyorum. Ee, istersen Xbox oyunu açayım. So, şey yaparız. Oynamak istersen. Ee, yok ben fiyatı duydum. Daha <laughs> kurcalamayalım abi bunu. <laughs> Daha küçükleri var. Daha küçük, Şimdi evet. 75'in ciddi bir büyüklük. Çok. Tamam hani daha büyük olsun televizyonda ben zararı olmaz büyüklüğü ama evin uygu, evine uygun olmayabilir. Tabii. Benim mesela evimdeki sehpa falan buna uygun değil. Hı -hı. Ee, şey değil ha. ya da işte bu şu anda bizim oturduğumuz gibi dibinde oturuyorsan oyun oynarken özellikle ben rahatsızlık hissettim. Çünkü tabii, tabii. eski televizyonla aynı bir yerde oturdum ekranın tamamını görmüyorsun. evet. <laughs> E biraz geriye çekilmek lazım. Evet. Onu anladım. O artık senin keyfine kal. Hani şöyle bir televizyonum olsun, ben oturacak yer bulurum, merak etme. Ee, ama hani kimi kimi arkadaşın evinde şey oluyor, e, kapalı oluyor televizyon modülünün şeyi, Hı -hı. televizyon yeri. E orada falan işte bunu koyamayabilirler. Bütün dert olsun. O, De. o, 30 bin liralık televizyonum olsa o paneli atarım, <laughs> yenisini kurarım. Dert değil. Böyle. Q9FN meşhur Q9FN 2018 model Samsung'u görmüş olduk. FreeSync evet. ile falan bambaşka televizyonda bariz bir yeni nesil. Evet, en son noktası desek yeridir. Öyle, öyle. Bu ne sakallı motorcular mı? Ben Yok. yine şu kanal listesinden sakal var da motor gözükmüyor. Şu 4 k bir kanal var o dönüp dursun. Onunla kapatalım. Telefi oradan yiyelim cezasını. Evet, evet. Böyle Peki. Q9 FN serisi Samsung. Peki yani tabi teşekkür ediyoruz sana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.